Sisli bir 26 Ağustos sabahı top ateşleriyle başladı büyük taarruz. Ancak 57. Tümen Çiğiltepe'yi bir türlü ele geçiremiyordu. Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği, bir o kadar da güvendiği Miralay Reşat'ı bir gün sonra 27 Ağustos'ta aradı. Reşat Bey, hala hedefinize ulaşamadınız. Bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız diye sordu. Reşat Bey'in sesinde hiç tereddüt yoktu. Yarım saat sonra paşam, söz veriyorum. Vakit geçmiş, Çiğiltepe hala alınamamıştı. Başkomutan tekrar Miralay Reşat'ı aradı. Ama bu kez telefonu açan emir subayı Üsteğmen Bozkurt oldu. Ağlamaklı bir sesle, paşam dedi. Miralay'ım az önce kendi canına kıydı. Paşanın boğazı bir anda düğümlendi. Üsteğmen Bozkurt konuşmayı sürdürdü. Miralay Reşat size bir not bırakmış. Okumamı ister misiniz? Benzerine rastlanmaz bir silah arkadaşına veda ettiğinin farkında olarak güçlükle cevapladı başkomutan. Rica ederim. Okuyunuz. Miralay Reşat son notunda şöyle yazmıştı. Komutanım, yarım saat zarfında bu tepeyi almak için size söz verdiğim halde bu sözümü tutamamış olduğumdan dolayı artık yaşayamam. Mavi gözlü dev o anda gözyaşlarını tutamadı. Aradan sadece 45 dakika geçti. 57. Tümen Çiğiltepe'yi Yunan ordusundan geri aldı. Aradan 45 dakika ve 3 gün geçti. Büyük taarruz Türk ordusunun 30 Ağustos zaferiyle sonuçlandı. Aradan 45 dakika, 3 gün ve tam 100 yıl geçti. 57. Tümenin onurlu komutanı Albay Reşat Çiğiltepe'ye de bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimize de minnetimiz bir an bile tükenmedi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.